Şu eytaneyi de al. Dümdüz gidiyor. Evet. Şu hocam. O zaman... Burasını iptal edin. Şuradan direkt nokta nokta ile bağlayın oraya. Bak, karşı taraftaki duvarın bir kısmı orijinal İbrahim. Burası mı? Tamam. Bunlar mekan mekan gidiyor. Kapı olabilecek bir şey var mı? Belki kapı olduğu için bir genişletmişlerdir. İç orası. Köşeden al o zaman Mehmet. Duvarın dışı bu. Tamam. Evet. Kafanı karışmasın. Karşısı da dışı. Durduğun yere girmiş. Duvarı sökmüş komple. 2020 yılında İdimi Antik Kenti çalışmalarına başladık. Tabii ilk başta Akyaka'da bulunan Akyaka Kalesi'nde bu çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Sayın Muğla Valimiz Orhan Tağlı'nın destekleriyle bu çalışmaları yürüttük. Ula Belediye Başkanımız, başkanlarımız hem rahmetli İsmail Başkanımız hem de Özay Başkanımız bu çalışmalarda bize çok büyük destek verdiler, kolaylıklar sağladılar. Bu çalışmalar sayesinde İdimi Antik Kenti'ni yoğun bir kamulaştırma sıkıntımız vardı. Öncelikle biz o kamulaştırma sıkıntısını yine Sayın Muğla Valimizin destekleriyle büyük bir parselin kamulaştırmasını tamamladık. Bu kamulaştıran parsel ışığında da İdimi Anakent'te de kazı çalışmalarına başlayacağız. İlk yaptığımız iş burada kentteki, daha önceden kısmen biliniyordu kentle ilgili bilgilerimiz. Kentteki eksik bilgilerimizi tamamlamak, yürüyüş yollarımızı hazırlamak, yani kazı öncesinde insanların da rahatlıkla kente gelip gezebileceği bir güzergah hazırlamış olduk. Şimdi şu anda yaklaşık 800 metre yüksekliğe ulaşan İdimi Antik Kenti'nin en tepe noktasında, Akropolis'indeyiz. Buradan aşağı baktığımız zaman kentin bir çanak şeklinde oldukça güzel bir konumda yer aldığını, denize, Gökova Körfezi'ne hakim bir noktada bulunduğunu biliyoruz. Milattan önce 7. yüzyıl itibarıyla Roma dönemine kadar yoğun bir yerleşim görmüş İdimi Antik Kenti. İçinde bildiğimiz kadarıyla palestrası, çok büyük sosyal yapıları, konut yapıları ve güçlü bir sur sistemiyle tahkim edilmiş bir kent burası. Kentin surlarının dışında yaklaşık 150 tane, 150 civarında olduğu düşünülen anıtsal kaya mezarlarımız var. Yine kentin içinde bazı mezarlarımız var. Tabii şimdiye kadar defineciler tarafından çok tahrip edilmiş bir kent. Artık inşallah bu tahribatın da önüne geçmiş olacağız. Buradaki çalışmalarımızla, herkes buradaki çalışmalarımıza destek vermesini bekliyoruz. Antik kentler böyle sahipsiz, boş bırakıldığı zamanlarda çok büyük tehdit altında oluyor. Yani herkesi bir şekilde en yakınındaki, çevresindeki antik kentleri ziyaret etmeye, bu geçmiş dokuyu, geçmiş kültürleri öğrenmeye davet ediyoruz. Ve bu çalışmalarımız da inşallah buna ilme kazandıracak. Böylece hem Ula ilçemiz, hem Muğla ilimiz, hem de ülkemiz dört mevsim kültür turizminde önemli bir rota, önemli bir kazanım elde edecek.